emperyalizmin piyonları, zillet içinde kıvranan acizler, küresel güçlerin kiralık katilleri olan terör örgütleri vardır. Dün işgalciler denize süpürülmüştü. Bugün ise teröristler bulundukları, görüldükleri her yerde gömülmektedir. Türkiye, kefen biçmeye cüret edenlerin sonu, tarihin her döneminde hüsrandır, mağlubiyettir. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK ile aynı yolu yürümesine NİDE nasıl tahammül edecektir? Teröristlerin peş peşe destek açıklamalarını Kılıçdaroğlu'nun veya partisinden bir yöneticinin çıkıp da itiraz ettiğini duydunuz mu? CHP ve İYİ Parti Türk askerinin Irak ve Suriye'deki varlığına karşıdır. Mavi vatandaki egemenlik mücadelemize karşıdır. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya baktıkları yer başkent Ankara değil, Washington, Brüksel, Londra'dır. Zillet ittifakı Türkiye'yi ABD'nin sınır bekçisi, NATO'nun da ileri karakolu yapmayı amaçlamaktadır. CHP ile İYİ Parti yönetimleri ortağı oldukları diğer partilerle beraber emperyalizmin tutsağıdır. CHP'ye oy veren vatandaşlarım bu zillete hayır demelidir. İYİ Parti'ye veya diğerlerine oy veren vatandaşlarım sahte milletseverlik pozlarına aldanmamalıdır. Muhalefetin terör sevdası zillettir. Muhalefetin yabancı hayranlığı rezalettir. CHP ile İYİ Parti Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarını vaat eden köksüz ve kimliksiz çıyanlarla el eledir. Kol koladır, yanak yanadır. MHP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu'yla aynı çizgidedir. PKK-YPG ile aynı kundağa sarılan Irak'ın Süleymaniye kentinde fitne ateşine odun atan Bafel Talebani Kılıçdaroğlu'yla umut bağlamıştır. Kılıçdaroğlu'na NİDE'den soruyorum. Biraz haysiyeti, biraz izanı, biraz da ahlakı varsa cevap vermesini bekliyorum. HDP'ye ne vaat ettin? Hangi güvenceleri paylaştın? PKK'ya üzeri emperyalist mihraklarca ciro edilmiş hangi açık çekleri verdin? FETÖ'nün gönlünü nasıl aldın? Pensilvanya'ya nasıl ikna ettin? İmralı canisini serbest bırakacağız dedin mi? Demedin mi? Özerk yönetimlere oy vereceğiz dedin mi? Demedin mi? Güney sınırlarımız boyunca planlanan terör devletine tamam dedin mi, demedin mi? Terörist Bezahozat Kılıçdaroğlu diyor. Terörist Selahattin Demirtaş Kılıçdaroğlu diyor. YPG elebaşı Salih Müslüm de Kılıçdaroğlu diyor. Bu terörist aynen şunu söylemiş. Erdoğan'dan kurtulursak iyi günler bizi bekliyor. Be hey vandal, be hey vahşi, be hey cani, Allah'ın izniyle senden daha çok bekleyeceksin. Vakti ve saati geldiğinde cinayet ve melanetlerinin bedelini en ağır şekilde ödeyeceksin. Bir başka terörist Murat Karayılan da şu sözleri ifade etmiş. MHP'ye ve AK Parti'ye verilen her oy PKK'ya sıkılan mermidir. Doğrudur. Cumhur İttifakı'na verilen her oy haine, düşmana, teröristlere doğrultulmuş, namlu hedefine sıkılmış mermidir. Bunların alayı Kılıçdaroğlu'nun arkasındadır. Terörist Duran Kalkan CHP'ye ve İYİ Parti'ye
her desteği vereceğiz diyor. Verseniz ne yazar, vermeseniz ne çıkar? Hepinizin hesap vereceği günler yakındır. CHP ve İYİ Parti'nin, ittifak ortağı Yeşil Sol Parti'nin Ağrı milletvekili adayı Sırrı Sakık aynen şunları ileri sürmüştür. Biz 3-5 bakanlık pazarlığı peşinde değiliz. Biz bu sistemi değiştireceğiz. Bizim küçük hesaplarımız yok. 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Biz 100 yıllık cumhuriyeti Türk ve Türkiye yüzyılına taşıyalım diyoruz. Bunlar değiştireceğiz, kurcalayacağız ve kurtulacağız diyor. Bu rezil cürete Kılıçdaroğlu'ndan en küçük sitem gelmedi. Hiçbir CHP'li veya İYİ Partili yöneticiden kınama mesajı gündeme yansımadı. Zira bunların hepsi aynı tornanın mahmamülüdür.